Değerli Ribat FM ailesi, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteliğimize devam ediyoruz. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimize hemen hatırlatalım. Bugünkü konumuz her zaman olduğu gibi sorularla ilmihal programındayız. Ve elhamdülillah soruları değerli hocamızla değerlendiriyoruz. Fıkhi soruları. Radyosunu yeni açanlara hemen tekrar hatırlatayım. Bugünkü stüdyo konuğum her zaman olduğu gibi Konya Meram ilçesi baş vaizi Mehmet Erşahin hocamızla birlikteyiz. Hocam devam edelim gelen sorularla ilgili. Temettu haccına niyet eden kimse umresini yapıp ihramdan çıktıktan sonra hac ihramına girinceye kadar eşiyle cinsel ilişkiye de bulunabilir mi hocam? Temettu haccına niyet eden kimse umresini yapıp ihramdan çıktıktan sonra hac ihramına girinceye kadar normal hayatına devam ettiği için, normal elbiselerini giydiği için, herhangi bir ihram yasağı söz konusu olmadığı için bu da caiz görülmüştür. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Hocam, Kıran haccına niyet eden bir kimse umre tavafı yapıp ihramdan çıkmadan tıraş olsa ve sonra hatırlar hatırlamaz sayını yapsa, bu tıraştan dolayı ne yapması gerekir? Kıran haccına niyet eden bir kimse umre tavafını yapıp ihramdan çıkmadan tıraş olursa, evet hocam, Hanefi mezhebine göre kendisine biri umrenin, diğeri de haccın ihramı için olmak üzere İki dem gerekir. Yani iki koyun veya iki keçi kesmesi, kestirmesi gerekir. Şafii, Hanbeli ve Maliki mezheplerine göre ise böyle bir kişi dem, yani koyun veya keçi kesme, üç gün oruç veya altı fakire sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilir. Teşekkür ediyorum hocam. Umre tavafını yapıp sayını tamamlamadan tıraş olan İhramdan çıkan kişinin ne yapması gerekir hocam? Evet. Umre yapmak üzere niyet edip ihrama giren, umre tavafını yaptıktan sonra say yapmadan, yani Safa ile Merve arasında sayını de ihramlı yapması vacip iken, bu sayı yapmadan tıraş olan kişi, bunu genellikle umreye ilk gittiğinde ne yapacağını tam bilemeyen, acele eden bazı kardeşlerimiz yapıyor. Onun için gitmeden önce eğitimlerde hep hatırlatıyoruz. Hocanıza sormadan ihramdan çıkmayın diye. Buna rağmen kimseye sormadan tıraş olmuş bir kişi ne yapacak? Hanefi mezhebine göre böyle bir kimse ihramdan çıkmış olur. Dolayısıyla bu durumda umrenin sayını ihramsız olarak yapmalıdır. Say yapmadı, ihramsız yapacak. Ancak ihramsız yaptığı için umrenin sayını ihramlı yapmak vacip olduğundan kendisine dem, yani koyun veya keçi kesme cezası gerekir. Peki Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri böyle bir durumda nasıl fetva vermişler? Say umrenin rükünlerinden biridir fetvasını vermişler. Yani farzdır. Kişi say yapmadan tıraş olursa ihramdan çıkmış olmaz demişler. Çünkü daha umre ibadeti bitmedi. İhram yasağı işlemiş olur. Bu durumda yapması gereken, şayet elbise giymişse tekrar ihram bezlerine bürünür, umrenin sayını ihramlı olarak yapar, ondan sonra tıraş olarak ihramdan çıkar. Ancak bu kişi ihramdan çıkma vakti gelmeden, yani sayden önce tıraş olduğu ve elbise giydiği için kendisine iki ceza gerekir demişler. Ceza konusunda ise muhayyerlik hakkından yararlanır, ya iki dem, yani iki koyun veya keçi, ya altı gün oruç veya 12 fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilir demişler Şafiiler, Malikiler ve Hanbeliler. Hocam, tavaf yapmaksızın say yapan ve tıraş olup ihramdan çıkan kimsenin ne yapması gerekir? Henüz tavaf yapmadan say yapan, tıraş olan kimsenin sayı geçerli değildir. Bir kere sırayı karıştırmış. Önce tavaf yapması gerekir. Tavaf yapmadan say olmaz. Evet. Peygamber Efendimiz'in uygulaması böyledir. Önce tavaf, ardından tavaf namazı, mümkünse zemzem içip, ondan sonra Safa tepesine çıkıp Kabe'yi selamlar ve sayına niyet eder, saye Safa tepesinden başlar. Sayın geçerli olabilmesi için muteber bir tavaftan sonra yapılması gerekir. Bazı kardeşlerimiz bu konuyu da çok iyi öğrenememiş olmalılar ki biz ilk gittiğimizde umre için tavaf yapıyoruz, umre tavafı. Evet hocam. Ardından tabii ki umremizin olabilmesi için
Safa ile Merve arasında say ibadetini yerine getiriyoruz. Tıraş olup ihramdan çıkıyoruz. Umre ibadeti aslında böyle kolay bir ibadet. Daha sonraki günlerde normal elbiselerimizi giyip 5 vakit namaza, Mescid-i Haram'a devam ediyoruz. Yapabildiğimiz kadar nafile tavaf yapıyoruz. Nafile tavaf yaparken bazı umreci kardeşlerimiz, hacca giden kardeşlerimiz, ilk gittiğimizde nasıl tavaf yaptık ardından say yaptık ise tekrar tekrar yapacağız zannediyorlar. Nafile saylar yapmaya başlıyorlar. Bunu duyuyoruz elbiseleriyle. Böyle say yapanları görüyoruz, işitiyoruz. Bunlar caiz değil. Bunların bu yaptığı caiz değil. Çünkü sayın nafilesi yok. Sayın geçerli olabilmesi için muteber bir tavaftan sonra yapılmış olması gerekir. Dolayısıyla bu durumdaki kişi ihramdan çıkmış olmaz. İhram yasağı işlemiş olur. Yani kim ihram yasağı işlemiş olur? Tavafını yapmadan say yapan kişi. Önce say yapmış, sonra tıraş olmuş ama bu tıraş olmakla ihramdan çıkmış olmuyor çünkü tavaf yapmadı. Böyle bir kimse ne yapacak? Önce tavaf yapacak. Evet. Kabe-i Muazzama'nın etrafında 7 kez dönecek. Sonra sa'yini tekrar yapacak. Safa ile Merve arasında toplamda 7 kez gidiş geliş gerçekleştirecek. Daha sonra ihramdan çıkacak, tıraş olacak ve ihramdan çıkacak. Ayrıca ihramdan çıkma vakti gelmeden tıraş olduğundan dolayı, ihram yasağı işlediğinden dolayı kendisine dem gerekiyor. Yani erken tıraş olduğu için, dikkat etmediği için ceza olarak bir koyun veya keçi kesmesi gerekiyor Hanefi mezhebine göre. Şafii mezhebine göre ise tekrar ifade edelim. Çünkü Şafii kardeşlerimiz de çok umreye gitmektedir. Onların mezhebine göre de fetvayı vermemiz gerekiyor. Evet hocam. Muhayyerlik haklarından yararlanıp ceza olarak bir dem, koyun veya keçi kesme, 3 gün oruç tutma veya 6 fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilir. Hocam teşekkür ediyorum. Bir dinleyicimiz soru yazdırmış hocam. Konumuzla alakalı değil ama diğer sorularla alakalı. Diyor ki pazartesi ve perşembe oruçlarını tutuyorum. Astım hastası olduğum için fısfıs ilacı kullanıyorum. Astım spreyi kullanıyorum. Bunu kullanmak caiz midir diyor hocam? Caizdir, orucu bozmaz. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun fetvasını daha önce açıklamıştık. Orucu bozmaz. Dinleyicimiz orayı dinlememiş. Evet, tekrar soralım. Olsun bizim. Tekrarda fayda vardır. 180 kere bile olsa diyorlar. Teşekkür ederim hocam. Tavaf ve say yapmadan tıraş olup ihramdan çıkan kimsenin ne yapması gerekir hocam? Evet. Tavaf ve say yapmadan tıraş olan kişi ihramdan çıkmış olmaz. Evet hocam. İhram yasağı işlemiş olur. Böyle bir kimse işlediği ihram yasağı, tırnak kesmek, elbise giymek, tıraş olmak, koku sürünmek, cinsel ilişki gibi herhangi bir cezayı gerektiren işlem yapmışsa cezasını öder. Bir koyun veya keçi kesmesi gerekir. Ayrıca elbise giymişse bunları çıkarır, ihram bezlerine, peştemallere yeniden bürünür, tavafını ve sa'yini de yapması gerekir. Tavafı sa'yı yapar, ondan sonra tıraş olur, ihramdan çıkar, elbiselerini giyer. Teşekkür ederim hocam. İhramlı kimse banyo yaparken ve çamaşır yıkarken sabun veya deterjan kullanabilir mi? Kokulu olanları soralım hocam. Evet. İhramlı kimse için bir organının tamamına veya daha az kısmına güzel koku sürmesi yasaktır ve ceza gerektirir. Bir organının tamamına veya birden çok organına sürdüğünde güzel kokuyu, toplamı bir organa varacak şekilde koku sürerse dem gerekir. Yani küçük baş hayvan kesmesi, koyun veya keçi kesmesi gerekir. Daha az bir yere sürerse, çok az bir yere, diyelim ki mis sürdü, sadaka vermesi gerekir. Ancak çamaşır yıkarken koku bırakmayan cinsten sabun ve deterjan kullanabilir. Banyo yaparken de kokulu olmayan sabun ve şampuan kullanabilir. Kokusu kalıcı olan sabun kullanırsa yine ceza ödemesi gerekir fetvası verilmiştir. Yani bir koyun veya keçi kesmesi gerekir. Teşekkür ederim hocam. Umre tevafını yapıp say yapmadan tıraş olarak ihramdan çıkan kişinin ne yapması gerekir? Umre tevafını yapmış, say yapmamış. Evet hocam. Acele etmiş, diyelim ki otele dönmüş ya bilmediğinden böyle.
Ya acil bir durum oldu. Umre yapmak üzere niyet edip ihrama giren ve umre tevafını yaptıktan sonra say yapmadan tıraş olan kişi Hanefi mezhebine göre ihramdan çıkmış olur. Çünkü say umrenin rüknü değil, vacibidir. Sayin de ihramlı yapılması vaciptir. Dolayısıyla bu durumda umrenin sayini ihramsız yapar. Ancak umrenin sayini ihramlı olarak yapmak vacip olduğundan, bu kişi ihramsız say yaptığından bu kişiye dem, yani koyun veya keçi kesmesi gerekir. Şafii mezhebine göre ise say umrenin rükünlerinden biri olduğundan, farz olduğundan bu kişi say yapmadan tıraş olmakla ihramdan çıkmış olmaz. İhram yasağı işlemiş olur. Bu durumda yapması gereken şey şayet elbise giymişse tekrar ihram bezlerine bürünmektir. Umrenin sayini ihramlı olarak yapmaktır ve ondan sonra tıraş olup ihramdan çıkmaktır. Ayrıca bu kişi ihramdan çıkma vakti gelmeden saydan önce tıraş olduğundan ve elbise giydiğinden kendisine iki ceza gerekir. Ceza konusunda ise muhayyerlik haklarından yararlanabilir. Ya iki dem, iki koyun veya iki keçi veya 6 gün oruç veya 12 fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilir. Hocam, umrenin tavaf ve sayını yapıp tıraş olmayı unutan kimse ne yapmalıdır? Bu da güzel bir soru. Umre için ihrama girip tavaf ve say yaptıktan sonra tıraş olmayı unutan kişinin hatırladığı anda hemen tıraş olması gerekir. Şayet bu süre içinde ihlal ettiği ihram yasakları varsa, diyelim ki elbiselerini giymişse, evet hocam, 12 saatten fazla elbiseli durmuşsa, İhlal edilen yasağın durumuna göre gerekli cezayı öder. Yani koyun veya keçi kesmesi gerekir. Onun için diyoruz ki umrenizi yaptığınızda, yani evet, tavafınızı, sahinizi bitirdiğinizde, otele gittiğinizde tıraş olmayı unutmayın. İhramdan ancak bu şekilde çıkabilirsiniz. Hocam, tavaf ve sahi yapıp tıraş olmayı geciktiren kişiye herhangi bir ceza gerekir mi hocam? Tavaf ve sa'yı yapmış, tıraş olmayı geciktirmiş. Tavaf ve sa'yı yapıp tıraş olmayı geciktiren kişinin ihramlılık hali devam eder. Yani ihramdan çıkmamış olur. Dolayısıyla tıraş oluncaya kadar geçen süre içinde ihram yasakları da devam eder. Güzel koku süremez, evet, cinsel ilişki yasaktır. İşte saçını tıraş etmesi gerekirken, diyelim ki sakalını tıraş etmiş, ceza gerekir. Kişi bu süre zarfında herhangi bir ihram yasağını çiğnemezse bir ceza gerekmez. Fakat bir ihlal söz konusu ise ihlalin türü ve miktarına göre gerekli olan cezayı ödemesi gerekir. Biz burada tıraş olmak derken saçın tamamını berbere, kuaföre gidip kestirmeyi kastetmiyoruz. İmam Şafii'ye göre 3 tel kesildiği zaman bile tıraş olma gerçekleşmiş oluyor. Hanefi mezhebinde başın 1/4'inin kısaltılması gerekiyor. Saçlarından bir tutam kesildiği zaman Allah'ın izniyle tıraş olmuş sayılır. İhramlı kişinin giymesi gereken ayakkabı nasıl olmalıdır? Ökçesi, kemerli, terlik giyebilir mi hocam? Güzel bir soru. Çok sorulan bir sorudur bu. İhramlı kişi ayakların üzerindeki çıkıntıyı örtmeyen terlik ve benzeri bir şey giyer. Ökçesi kemerli terlik de giyebilir. Böyle bir ayakkabı giyme imkanı olduğu halde normal ayakkabı giymek mekruhtur. İhramlı kişinin normal ayakkabı giymemesi gerekir. Ökçesi kemerli terlik giyebilir. Burun kısmı, ayakkabının uç kısmı açık olmalı. Bu şekilde terlik veya kemerli terlik giyebilir. Hocam, Kıran haccına niyet etmiş olan kimse ihram yasağı işlediği takdirde ne ceza gerekir? Kıran haccı yapan bir kimseye ihram yasaklarından birini işlemesi halinde Hanefi mezhebine göre biri umrenin, diğeri de haccın ihramı için olmak üzere iki ceza gerekir. Şafilere göre tek ceza yeterlidir. Cezanın niteliği işlenen yasağa göre değişmektedir. Teşekkür ederim hocam. Hac için ihrama girdikten sonra henüz
Birinci tahallül gerçekleşmeden mazeretsiz olarak bir gündüz veya gece süresince elbise giyen kişi ne yapması gerekir? Çok önemli bir soru. Teşekkür ederim. Bu durumdaki kişinin öncelikle elbisesini çıkartıp ihram bezlerine bürünmesi. Birinci tahallül gerçekleşinceye kadar ihramlılık halini sürdürmesi gerekir. Birinci tahallül nasıl gerçekleşir onu hatırlatalım. Evet hocam. Arafat vakfesini ihramlı olarak yaptık. Ardından Müzdelife vakfemizi yaptık. Ardından büyük şeytana bayramın birinci günü 7 taş attıktan sonra birinci tahallül gerçekleşir. Tıraş oluruz, ihramdan çıkarız. Bu şekilde birinci tahallül gerçekleşir. Normal elbiselerimizi artık giyebiliriz. Evet hocam. İhramlıyken bir gündüz veya bir gece süresince elbise giymiş olduğundan dolayı sorunuzda belirttiğiniz, yani bunları yapmadan adam acele etmiş diyelim veya bir kadın acele etmiş. Efendim hemen ihramdan çıktığını düşünüp normal hayatına dönmek istemiş diyelim. Bu durumda ihramlıyken bir gündüz veya gece süresince elbise giymiş olduğundan, erkekler için bu, ceza olarak bir dem, yani bir koyun veya keçi kesmesi gerekir. Şafii mezhebine göre ise muhayyerlik haklarından yararlanabilir. Ceza olarak bir dem, koyun veya keçi kesme, 3 gün oruç tutma veya 6 fitre miktarı sadaka verme seçeneklerinden birini tercih edebilir. Hocam, hac ve umre için Mekke ve Medine'de bulunan eşlerin cinsel ilişkide bulunmalarının hükmü nedir? Evet. Adet ve lohusalık halleri dışında ihramlı olmadıkça eşlerin Mekke ve Medine'de cinsel ilişkide bulunmalarında dinen bir sakınca yoktur. Değerli hocam, yine bir birlikteliğimizin sonuna geldik. Ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık hocam. Buyurun, son sözlerinizi alalım. Çok teşekkür ediyorum. Hac ve umre ibadeti çok önemli ibadetlerdir. Hacca ve umreye gitmeyen kardeşlerimizi teşvik ediyoruz. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımız hacca ve umreyi bütün vatandaşlarımızı teşvik etmektedir. Evet. Hiç hacca yazılmamış, hac kendisine farz olmuş zengin Müslüman kardeşlerimizin bir an önce hac için müftülüklerimize yazılmalarını tavsiye ediyorum. 27 Ocak son tarihtir. Evet. İnşallah bu kardeşlerimizin bir an önce kayıtlarını yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü 1,5 milyon kadar sırada bekleyen var. 7-8 yıldır kendisine hac sırası gelmeyen kardeşlerimiz var. Bu yıl yazıldığı zaman hemen çıkacak diye bir durum söz konusu değil. Belki gelecek sene, belki daha sonraki seneler çıkabilir. Onun için gençlerimize özellikle hacca ve umreye gitmeleri konusunda teşviklerde bulunuyoruz. Mutlaka hac ve umre ibadetinin önemini kavrayıp Allah rızası için ve etimmul hacce vel umrete lillah ayetini hatırlayıp hac ve umre ibadetini Allah rızası için tam yapın buyuruyor Rabbimiz. Allah'ın Resulü'nün, sevgili peygamberimizin bize öğrettiği şekilde usulüne, adabına uygun hac ve umre yapmayı Rabbimiz hepimize nasip ve müyesser eylesin. Gidenlere tekrar, gidemeyenlere en yakın zamanda hac ve umreler nasip eylesin diye dua ediyoruz. Evet, saygıdeğer Ribat FM ailesi, yine bir birlikteliğimizin sonuna geldik. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Harun Çelikel, teknik masada Muhammed Bakır ve değerli Mehmet Erşen hocamızla beraber hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.